Değerli meslektaşlarım ve sevgili hemşehrilerimiz, bizler aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimleri, ebe, hemşire ve diğer sağlık personelleriyiz. Aile sağlık merkezleri bir sağlık hizmeti merkezi olmakla birlikte aile hekimleri tarafından yönetilen 25 üzeri kalem halinde sabit gideri bulunan bir işletmedir aynı zamanda. Son 5 yıl içerisinde bu giderler enflasyon nedeniyle devasa artmış. Bunun yanında ASM giderleri için devlet tarafından aile hekimlerine ödenen cari gider ödemesi artışı çok geride kalmıştır. Birçok aile hekimi, ebe, hemşire aile sağlığı merkezindeki görevinden istifa edip asli kadrosuna dönmüştür. Birçok aile sağlığı merkezi kira, elektrik, fatura ödesini ödeyememekte, standart sağlık hizmeti verilecek tıbbi ve hijyen malzemesini almakta zorlanmaktadır. Aile sağlığı merkezleri resmi olarak ticarethane kabul edildiği için hem %25'ten çok fazla kira artışı olmakta, hem elektrik ve doğalgaz faturaları normal konutlara göre enflasyondan daha fazla etkilenmektedir. Personel giderleri sebebiyle birçok ASM personel işten çıkarmakta ve grup düşmektedir. Bunun halkta karşılığı vatandaşın aldığı sağlık hizmeti kalitesinin düşmesidir. Son 5 yıl içerisinde resmi tüfe artışı %31, asgari ücret artışı %611, kira artışı %400 olmuşken ASM giderleri için yapılan artış sadece %330 olmuştur. Aradaki fark artık hekimlerin kendi hak edişlerinden sağlanır noktaya gelmiştir. 5 Temmuz 2023 tarihinde hükümetimizce açıklanan %17,55 zam oranı aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerine ve hizmetin yürütülmesi için gerekli ASM cari gider ödeneğine oransal artış tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Ayrıca tüm memurlara verilen 8.017 TL'lik ek iyileştirme mevcut mevzuatlar ile aile sağlığı merkezindeki çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarını kapsamamaktadır. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ödeme sözleşme ve yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle hak ediş ve cari gider ödeneklerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde istifaların artacağı, aile hekimliği sisteminin tıkanacağı bir gerçektir. Daha iyi bir birinci basamak sağlık hizmeti için bizim önerimiz ve beklentilerimiz şunlardır. 1. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan 8.077 ek ödeme tavan ücrete yansıtılmalı ve emekliliğe etkisi olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 2. Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğinde yer alan aile hekimleri hem de aile sağlığı çalışanlarının 1000 puana kadar olan temel hak ediş katsayısı acil olarak %100 artırılmalı ve böylece en düşük memur maaşından az kazanan aile sağlığı elemanı kalmamalı. Ayrıca en düşük aile hekimi maaşı lise mezunu kamu işçisi maaşından bile az olmaktan kurtarılmalıdır. 3. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 1000 puan üzeri hak ediş kalemi katsayısı mevcut açıklanan memur zamdan bağımsız olarak %50 artırılmalıdır. 4. Aile sağlığı merkezi cari gider ödeneği oranları tüm aile sağlığı merkezi sınıflarında yapılacak değişiklikle %50 artırılmalı ve böylece sınıf düşmelerin ve binlerce gruplandırma personelinin işsiz kalmasının önüne geçilmelidir. 5. Sosyoekonomik gelişmişlik düzey ödemesinde bölge oranlı, deprem bölgesi öncelikli olmak üzere güncelleme yapılmalı, çarpan katsayısı %100 artırılmalıdır. İlçe ve kasabalarda çalışmak özendirilmeli, böylece en ücra köydeki vatandaşlarımızın bile kaliteli birinci sağlık hizmeti alması sağlanmalıdır. 6. Destek ve teşvik ödemesi ulaşılabilir bilimsel, gerçekçi oran ve kriterler ile yeniden düzenlenmeli, tüm aile hekimliği çalışanların alabilmesi sağlanmalı, destek ve teşvik ödemesinde aile sağlığı çalışanları için belirlenen tavan ücret %3'ten %21'e çıkarılmalıdır. 7. Aile sağlığı çalışanları için belirlenen hak ediş ücreti üst limit tavan ücreti 1,5 kat uygulaması
3 kata çıkartılarak hak ediş üst limiti sınırlaması genişletilmeli. Böylece kıymetli ebe ve hemşirelerimizin 8.017 lira ek ödeme alabilmeleri sağlanmalıdır.